Caddeyle tanışmamız 96-97. Hepimizin bir cadde merakı vardı. İşte araba merakı vardı. Hepimiz birbirimizle tanışmamızın sebebi araba oldu. 96'da iniyorduk. O zaman tabii o zaman araba nerede abi? O zaman işte 106 GTI olan büyük adamdı yani. 99 senesinde E46 330 almıştı Nail. Hiç unutmuyorum. McDriver'a geldi Caddebostan'a. Biz E46 330'a uzay meki gibi bakıyorduk. Yani şimdiki gibi öyle Ferrari falan, Lamborghini falan. Nerede? Yani Zeki abi işte 40 yılda bir araba çıkartacak da 355'i caddeden geçecek de Ferrari'yi anca öyle görüyordun. Şimdi Ferrari'nin nerelerde olduğu belli. Kimlerin kullandığı da belli. Ya bugün işte bir tek Fatih dediğin adamı İstanbul'da hemen hemen tanımayan kimse yoktu. Ki o zamanlar Instagram yok, hiçbir şey yok yani. Ama adam bir tek Fatih hayatında hiç görmemiş. Ama bir tek Fatih ismini biliyor. Yani bunu şimdi yapman kolay. Şimdi işte bir hikaye atıyorsun. 1 milyon kişi izliyor. Atıyorum Ahmet tanınıyor. Ama o dönemde yani 2002'lerde, 2003'lerde bu işi yapacaksın. Herkes seni yani tanımayan adam bile senin bir tek Fatih diye birisinden haberi var yani. Çok zor yani. İşte şimdi baktığın zaman işte eski binler uçuyorlar, kaçıyorlar falan filan. Ben Fatih ilk askere gitmemiştim. Sanırım 2000 senesiydi. Eski binle geldi. İlk jenerasyon eski bin. Driver'a geldi. Biz hatta dalga geçtik falan. Bu ne dedik ya? Dayatsu mu falan. Bilmiyorsun ki abi arabanın ne olduğunu. Hayatını ilk defa görüyorsun. Fatih falan hatta de yola çıkalım ben size göstereceğim Dayatsu'yu falan dedi. Abi yola bir çıktık araba fırtına gibi gidiyor. İnanamadık yani ne olduğunu. Şimdi o dönemlerden bu dönemlere gelince işte şu anki bakıyorsun işte eski bin Türkiye'de tekim şuyum buyum falan. Ya olabilir. Bunlar da olabilir. Tek de olabilir. O da olabilir. Bu da olabilir ama burada yeni jenerasyonun kaçırdığı şey şu. Mesela biz bizden öncemizi biliyoruz. Ya yani ben şu an Deli Levent abinin yanında, Levent Deli Yıl'ın yanında ne konuşabilirim abi? Yani ne konuşabilirsin ki o herifin yanında? Veyahut da Pioneer Serkan, hiç kimse videolarda bahsetmiyor. Ya şimdi sen Pioneer Serkan'ın yanında ne araba çizimden konuşuyorsun? BMW'nin neyini konuşabilirsin kardeşim Pioneer Serkan'ın yanında sen? Hiçbir şey konuşamaz. Biz bunları bildik, bu şekilde devam ettik. Hiçbir zaman için saygısızlık yapmadık. Yani sanki bizden öncesi yokmuş gibi hiç konuşmadık. Ama şimdiye bakıyorum ben. Adam diyor ki mesela, ya öyle bir konuşuyor ki sanki ondan önce bu İstanbul'da hiç araba yokmuş. Hiç. Ya güzel kardeş. Sen o dönemlerdeki olayları bilsen, görsen, arabanın ağasını konuşmaz. İşte Özgür müdür Özgür. Clio Sport almıştı o zaman. 2000 senesinde 172 beygir. O bize çok böyle acayip bir araba geldi. Koltukları falan. Şimdiki dönemle tabii o dönemin arasında çok fark var. O zaman paranla da iş çözemiyordun yani. Çünkü mal yoktu. Getiren yoktu. King Dragon hava filtreleri 110 dolar, 120 dolar. Ortam nasıl? İşte tipik internet yok. Bir şey yok. Öyle şuradayım, buradayım, konum at, geleyim durumları yok. Yerler belli. İşi biten oraya gelirdi. Orada toplanırsın işte. Dönersin Bağdat Caddesi'nde sabaha kadar. Neye dönüyorsak şu an düşünüyorum mesela hiç mantıksız geliyor ama o zamanlar tabii hayatımız öyleydi yani. Dönüp dolaşıyorduk devamlı. Herkes birbiriyle öyle tanıştı yani. O dönemin jenerasyonunun tanışma serüveni öyle. Çünkü herkes birbirinden bağımsız yerlerde oturuyordu. Farklı yerlerde oturuyordu ama toplantı yerleri belli. Meşhur S-Fraj'ı. Bir de S-Fraj'ın da şöyle bir durum da vardı. Mesela işte S'de oturuyorsun. Çekirdek kola. Alkol içen alkol. Bir de tanımadığın kişiler de kaza yapıyor. Yani Bağdat Caddesi'yle çocuğun hiç bağlantısı yok. Babasından akşam uyumuş babası. Yavrum Toyota'yı almış. O da bir heves geliyor işte S-Fraj'ına giriyor. Sonra kaldırıma çıkıyor. Orada hemen böyle bir bilirkişi heyeti toplanıyoruz. Arabanın başına geliyoruz. Hemen kapı açılıyor. Geçmiş olsun kardeşim. Çocuğu alıyoruz. Su verin. Su veriyoruz. Su içiyor falan. Sakin ol kardeşim. İşte tipik klişe şeyler. İşte cana geleceğine mala gelsin. Ivır zıvır. İşte çocuk abi babam beni öldürecek. Genellikle aynı muhabbetler. Sonra tabii çocuk babayı arıyor. Senaryolar hep aynı. Baba ne var arabada diyor. Bir şey yok baba. Ufak kaldırıma çıktım diyor. Arabayı görmen lazım yani. Ufak kaldırıma çıktım dedi. Arabanın 50 avuçta tutulacak yanı yok. Çocuk yaşıyor sadece. O olayın tek iyi yönü çocuğun yaşaması. 15-20 dakikaya baba geliyor. Pijama falan filan. Adam heyecanla çıkmış evden. Komşusunu da yanına almış. Arabayı bir görüyor. Çocuğunu döven çok gördüm. Çocuğa diyor ki bir şeyin var mı? Yok diyor. Yok deyince giriyor falan. Yani ben iddia ediyorum ki İstanbul'da araba toplanan yerleri polis çok basmıştır. Etmiştir. Hatırlayan arkadaşlarım olacaktır. Çevik kuvvet geldi S-Fraj'ına yani. Bir otobüs çevik kuvvet geldi. Jopladılar bizi orada yani. İşte söylediği zaman şaka gibi geliyor ama... Ben arabayı sakladım, öpemez beni. Bak getir bektireyi. Polis amcalar ne yapıyor? Öpüyorlar.
Ben size dedim prim cam yaptırmayın diye. Sulama aracıyla gece gelip S virajını suladılar. Kaza yapmayan S virajında yok ki, ben biliyorsun arabada ben böyle sakinimdir. Öyle bir iddiam yoktur. Şöyle giderim, böyle giderim, şöyle gazlarım iddiam yoktur ama benim de kazam var. Çünkü bir geliyorsun bir kalabalık var. Hiç abartmıyorum 150 kişi. Zaten orada bir gaz veriyorlar böyle. Oo, bağırışlar, çağırışlar falan. Hiç yapmayacak adam bile gaza geliyor. Yapıyorsun kaza. Yapmayanımız az yani. Ben eve gidiyordum. Kerem aradı bizi, kulağı çınlasın. Dedi ki bir gün sonra da Ramazan. Kanka S'te kalabalık var, gel dedi. Bende de o zaman böyle bembeyaz bir 106 GTI var. Ama benim işim yok yani öyle işler. Ya yok dedim Kerem, ben eve gideceğim. Yarın dedim Ramazan falan, sahur falan. Yok gel, Allah'ını seviyorsan gel. Peygamberini seviyorsan gel. İyi tamam geleyim dedim. Oraya kadar geldim. Hiçbir şey yok yani. Tike ışıklara kadar var ya böyle. Tıntı beni biliyorsun nasıl araba. Tıntın geldim. Abi bir şey oldu bana, anlamadım. Tam tikenin oradan böyle kalktım. 1, 2, 3 hatırlamıyorum şimdi. Öyle S virajına girdim. Arabayı böyle bir açtım geldi. Bir daha açtım geldi. Açtığımdan kalsın yanlamıyoruz işte. Kontra veriyoruz yani. En son da böyle virajın içinde araba zaten kendini sola doğru çekiyordu. Sola doğru açtım. Açarak çektim bu sefer. Çekince Mevlana gibi dönmeye başladı. Sonra karşı adalar tarafında kaldırıma çıktım. Sonra kaldırımdan aşağı indim. Tabii arabanın ön tarafı falan. Perperişan ön takım. Hemen gittik orada işte meşhur sokağa çektik. Orada kaldı işte. Sabah çekici geldi. Çekici aldı işte. Gökmen var ya bizim, mantar meşhur. Ona gitmiş. Şimdi mesela bakıyorsun gençler işte çarşamba, cuma, cumartesi gibi ama eskiden öyle değildi. Eskiden her gün oradaydık. Bir de karşının grupları da geliyorlardı. Toplanıyorduk falan. İşte Show Haber'in bir tane muhabiri gelmiş. Biz tabii karşıdan bir çocuk zannediyoruz. Gizli kamera var üstünde. İşte konuşturuyor. Ümit Keskin de konuşuyor kameraya. Şöyle girdim, böyle gazladım. Şuradan çıktım, buradan gittim falan. Ertesi gün ben evde mutfakta yemek yiyorum. Televizyondan bir ses geliyor haberlerden. Ses acayip tanıdık geliyor. Abi bir gittim. Gizli kamerada böyle Ümit Keskin gözüküyor. Ümit Keskin anlatıyor. Şuradan girdim, buradan çıktım falan filan. Karşında grubu vardı. Kötü gruplar değildi ama bizimkinde böyle bir şey vardı işte. O zaman Mert Ermet, Yeşilköy işte Anılar falan vardı. Onlar gelirdi giderdi. Ersin Yücesan işte. Hala şu an yarışıyor zaten profesyonel olarak. Onlar gelirdi ama caddenin ya biz burada takıldık diye söylemiyoruz. Ya bizim oradaki gruplaşma hiçbir yerde yok. Ya bir de arabacılık, eski arabacılık ile yeni arabacılığın arasında da fark var. Şu an işte Türkiye'de arabacılığın nabzını tutan adamlara bakıyorsun. Arabacılık şöyle bir iş. Bilmiyorlarsa öğrensinler. Halil'in kazası var Z4'le. Bir iki kere beraber girdik. Baktım Halil dozu artırıyor. Dedim ki Halil'e de çaktırmamak için, dedim ki kanka ben dedim aşağı ineyim. Sen dedim video çekeyim. Halbuki video falan hikaye yani. Ben arabadan inmek istiyorum. Ben arabadan aşağı indim. Bu bahsettiğim seneler bu arada 2004 falan. Z4 daha gelmeden lastik sesleri gelmeye başladı. Halil girdi sola doğru, sağa doğru girmeye başladı. Araba böyle dört tekerinden açılmaya başladı. Yani yani kafa veyahut da arkası bırakmadı. Dört tekerden birden bıraktı araba. O eski kaldırımın ovali var ya, tam o ovale böyle yandan vurdu. Havada döndü araba. Üstü açık. Tavanın üstüne düştü. Halil arabanın içinde bu arada. Hani ne oldu, ne bittiğini anlamadık. Halil'in zaten bildiğim böyle kafatası falan öyle perçin gibi bir şeyle tutturdular kafasının o şeyini. Dikiş falan değil yani. Başka böyle bildiğin demir taktılar karşıdan karşıya. Arabayı seven kızlar tabii ki içinden çıkıyor. Çıkmıyor değildi. Ya gazlayan kız da vardı yani. Ebru vardı, Begüm vardı. Ya arabayı giderken görsen erkek zannedersin. Öyle gazlıyorlardı. Ama kaç tane, 10 tane kızdan bir tane sence öyle çıkıyordu. Ebru'da Golf vardı. Begüm'de Clio vardı herhalde. Tek kapı ama RSI falan değil. Normal Clio tek kapı. 1.6 Clio'su vardı. Çok iyi gidiyorlardı. Yani görsen, dışarıdan görsen erkek zannardın. Bak erkek gidiyor zannederdin yani. Öyle gazlıyorlardı. Ama Vitek Fatih sonra bir 360 modern almıştı. Kızılkayalar'ın önündeydim. Benim arkam dönük. Bir ses duydum. Sesi duyunca arkamı döndüm. Boyner'in sokağından yani sahilden geldi. Sola doğru caddeye çıkacak ya. Arabayı bir tarafa aldı. Bir tarafı hiç bırakmadan neredeyse Kızılkayalar'ın oraya kadar geldi Fatih. O zaman Suson 4 plaka bir 360 modernası vardı. Kırmızı. Yayı bitiren amortisörün torsiyonunu kesen vardı. Bizim Eyüp abi vardı. Bizim öncelerden yine o da. Onlar
bunlar Maltepe tayfası. İşte Ömer abi, şey Lütfü abi, Eyüp abi. Eyüp abi fairway'i kesecek yeri kalmadı yayında. Torsiyonunu kestirdi arabanın. Yani böyle adamlar mesela, onlar bizden önceki jenerasyon o mesela. Flash'ın hava filtresinin kapağı yok mu? Hava filtresinin o zaman hava filtresi falan yok ya, açık hava filtresi takacak. Hava filtresinin aynısını kontrplaktan yaptırmış. Ortasından böyle çevirirsin ya, kapanır flash'ın fairway. Orasını deliğinde açtırmış. Bir de kenarlarına delikler açtırmışlar matkaptan. Hava çeksin de oradan ses yapsın, gürültü yapsın diye. Yani kaputu açıyorsun, hava filtresinin kapağının orada kontrplak var. Bu adamlar buralardan geldiler yani. Şimdi sen bu adamların yanında ne konuşacaksın abi? Yok şunu yaptım da bu ne? Soba telinden panjur falan. Fairway'in kenarlarını, panjurunun kenarlarını keserlerdi. İşte soba telini siyah boyarlardı. Soba telini arkadan işte silikon milikon yapıştırıp falan. Şimdi git abi bir panjur versene. İşte ABT, al ABT, tak panjur. İş bitti de 98 senesi. Taksi filmi çıkmış. Taksi filmini izleme, Kadıköy'e git. 8-10 araba falan. O zaman da gençsin yani. 18 yaşında falandım ben. Hepimiz yani o yaşlardayım. Abi Taksi filmini biz izledik. Herif biliyorsun Taksi ilk seride. Gaz diyor oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Abi filmi izledik. Dolduk gazla, binlik arabalara. Normalde Kadıköy'den çıkarsın. İşte Kızıltoprak, Fener yolu, Bağdat Caddesi'ne gitsin. E5'e çıktı herkes. E5'e doğru yöneldik. Çünkü film izlemişsin bir saat mi, bir buçuk saat mi ne? Kanın zaten kaynıyor. Kendine yer arıyorsun. O zaman beyin çünkü şöyle çalışıyor. Diyorsun, izliyorsun ya, diyorsun ki bu ip ne yapıyorsa ben de yaparım diyorsun. Kafa o yönde gidiyor. Öyle çalışıyor. Kez makas atıyor tabii. Hiç durmadan. Bir saniye bir şeritte giden yok yani. Bir ol bir gevzeren minibüsüne yandan vurdu. Neredeyse devirecekti minibüsü. Öyle vurdu yani. Ben arabacıyım değil mi kardeşim? Nacizane örnek veriyorum. Benim elektrikçim bir tanedir. Benim road balansım bir tanedir. Benim tesisatçım bir tanedir. Arabacılık böyle olur. Peugeot'a bakan adamın bellidir. BMW'ye bakan alsam nereye gideceğim bellidir. Anlatabiliyor muyum ne demek? Şimdi arabacıyım diye ortada gezenler. Abi ben senin dükkanda bir hikaye atayım. Sen benim arabaya bir tesisat yap. Oğlum sen bir tesisatı Ahmet Sound'da yaptırıyorsun. Bir tesisatı Mehmet Sound'da yaptırıyorsun. Senin için beni az çok tanıyorsun. Senin benim tanımadığım birine arabanın kapısının civatasını söktürmem ben. Arabacılık böyle bir şey. Niye? Ben ya Hakan Kotaman'a söktürürüm ya Akustik Şahin'e söktürürüm. Benim böyle bir imkanım da olsa gel abi hikaye at. Şimdi Hilmi ile Ahmet'in sence böyle bir şey yok mu? 500 kişi yazıyor. Gel abi işte şunu yapalım, gel abi. Abi arabacılık böyle bir şey değil. Değil yani. Ahmet Hilmi, Savaş Paşoğlu'ndan başka kimseye arabasını söktürmez. Söktürmez abi. Ama gir Ahmet'le Hilmi'nin Instagram'ına. Abim sizi bekliyoruz abim. Bu arada çağıran arkadaşlara da üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musun? Bundan bir reaksiyon alabilecek. Reaksiyon alabilirsin ama herkesten alamazsın bu reaksiyonu. Şimdi sen bir adamın arabasına bedava tesisat yaptırıyorsun. Neden yaptın diye sorduğunda diyor ki abi bunu 1,5 milyon kişi izliyor. İzleyenler kim? 15 yaşında çocuklar. Ya kardeşim bundan sana kim gelecek? Gözünü seveyim. Sen bir kişinin reklamını yapan adamın ertesi seferde aynı adamı görebiliyor musun? Göremiyorsun. Çünkü adam reaksiyon almıyor ondan. Bir reaksiyon beklentisi var. Bundan müşteri gelir diye bedavaya arabasını yapıyor. Ondan hiçbir şey gelmediğini görüyor. Kesiliyor iş. Reaksiyon alabileceğin adamlar vardır. Yoktur demiyorum. Ama bunlar 10 tane de bir tane. Yani ben bir video izleyeceğim de işte atıyorum. Adam diyecek ki ben bunu burada yaptırdım dediğinde ona güvenip gidebileceğin adam sayısı onda 2'dir. Ki zaten o adamın öyle bir kitlesi zaten bunu yaptırabilecek kitle. Ben yani burada genç kardeşlerimize bir şey söylemiyorum. Heves ediyorlar. İmkanı var. Yok. Ayrı konu. Orada video izliyor. Hoşuna gidiyor. Hayal ettiği araba. Bilemez. Bu başka bir şey. Bu çocuklardan nemalanmak başka bir şey. Sapla samanı birbirine karıştırmayacak. Bir de araba kültürü başka bir şey. Yani bizim işte otomobil işi yapan arkadaşlarımızda da mesela arabacıyım demen için sevmediğin arabalarla hakkında da bilgin olması lazım yani. Arabacıyım, iyi bir arabacıyım demek istiyorsan bunları bilmen lazım. Yapma konusuna gelince de şu an mesela birilerinin yaptığını 15 sene önce belki 20 sene önce yapıldıklarını biz gördük. En basit örneği yakın arkadaşım olduğu için söylüyorum. İşte mesela Hilmi'nin yaptığı Laguna. Neyi konuşabilirsin ki? Yanlış hatırlamıyorsam o da 2004-2005 senelerinde yapıldı o araba. O kadar imkansızlığın içinde öyle bir araba yap. Şimdiki imkanlar olsa neler yapabileceğini sen düşün. Bugün şimdi bakıyorsun piyasada işte arabayı kaplayalım, bir tane jant takalım, bir değer yapalım. Türkiye'de tek. Ya bu iş bu kadar kolay mı güzel kardeşim? Araba kaplatıp film camına, ön camına kadar film yaptırıp air takmakla araba yapılıyorsa millet boşuna uğraşmış ya bu kadar sene. Bedavaya bırak hikaye atmayı. Bedavaya birisi dese ki abi ben seni çok sevdim. Gel arabana amortisör takalım. Ben tanımadım araba söktürmem. Arabacılık böyle bir şey. Şu açıdan anlatıyorum bunları. Sorsan Türk
Türkiye'de arabacılık bunlardan soruyor. Oğlum siz her arabanızın her işini her seferinde başka birine yaptırıyorsunuz. Böyle arabacılık olmaz. Olmaz böyle arabacılık. Süreden sonra böyle motosiklete daha çok böyle yöneldim. Ya, arabayı sakin kullanırım ama motoru sakin kullandım söylenemez. Benden tabii çok iyileri var. Yani bak bu tam nokta bu. Yani ben burada çıkıp şunu söyleyemem. İşte ben 20 senedir motor kullanıyorum. Bu motoru ben sürerim falan. Böyle bir durum yok. Ben Ersin Yücesan'la 2006'da tanıştık. Çünkü onun K5'i vardı. 2005 model. Tabii 2006'da tanıştık. Ben onunla tanıştığımda 6 senedir motora biniyordum. Ersin 3 aydır motora biniyordu. Ben Ersin'in peşinden gidemiyordum mesela. Gidemiyordum. Yani bazı kişilerde efsun mu dersin, ne dersin bilemem. Ama adam 3 aylık motorcu. Ersin eski arabacıdır, iyi arabacıdır. İyi araba sürer ki şu an zaten Almanya'da yarışıyor. Yan Ersin lakabı evet. Tam aslında örnek vermek gerekirse bu. İşte Ersin bizden çok sonra başladı ama Ersin'i geçemiyordum. Bak ben bunu söyleyebilirim. Ama ben şunu söyleyemem. Ersin kim abi bizim yanımızda? Biz motora binerken Ersin nerede falan. Yani böyle bir kelime yok. Bizden önceleri Kamil abiler onlar bunlar bunlarla falan sen ya bu adamların yanında ne konuşabilirsin abi? Motorun M'sini konuşamam. Ben 20 senedir biniyorum ama konuşamam. Olması gereken bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Artık arabalar hep güçlü Atan. Yani eskiden çaba gösteriyordun yani. Araban biraz daha hızlansın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. İşler değişti yani. Daha sonrasında anlıyorsun mesela. Bu işin sonu yok ki. Sen 200 beygir yapıyorsun, öbürü geliyor 300 beygir. Öbürü geliyor 500 beygir. Yani şu an standarttan 700 beygir olan araba var yani. Bunun hangi biriyle uğraşacaksın? Hangisiyle uğraşacaksın? Hangi bir? Buna yetişemez. Ya bu işe yetişemez. O dönemlerle bu dönemler arasında yanlış hatırlamıyorsam mesela Hulk sanırım 2007'de vardı Honda, Hilmi'nin Honda. 100-200, 5-4 koşuyordu Hilmi'nin arabası yanlış hatırlamıyorsam. Bak. O senede 5-4 koşuyordu. E şimdi işte 4.5 koşan araba. Bu arada ne demek istediğimizi anlamayan arkadaşlar varsa da şöyle söyleyeyim. 1.458 İtalya'nın 100-200'ü 5.7 saniyedir. Fabrika verisi. 458 İtalya. Bu araba Honda Civic 5-4 koşuyordu. E şimdi Hilmi'nin bir projesi daha var. Böyle biraz hevesleniyor, hızlanıyor. Biraz yavaşlıyor. İşte 4 çeker bir araba yapmak istiyor. Yine Honda Civic. 4 çeker 600-700 beygir civarlarında. Halbuki ben ona dedim yani Hilmi'cim böyle 4 çekerle falan uğraşma. 4 tane şey al arabaya. Air. Kapla arabayı. Camlarında film yap. En büyük arabacı sensin dedim. Öyle Amerika'dan 4 çeker kiti falan getirmene gerek yok yani. Arabacı olmak istiyorsan. Tabii hemen Air takacaksın bir tane. 4 tane Air. Senden büyük arabacı yok. Ya Ümit Keskin'in bir Astra'sı vardı. Sanırım 2000 yılları falan. Evet çünkü askere gitmemiştim ben. Yine oradan hatırlıyorum. Ümit Astra evi getirdi. Dedik ki bu ne? Yani o kanatlar işte Momo Bolero jantları inanılmaz şeyler yapılıyordu o dönemde ve yine söylerim imkansızlıklarla. Şu an her şeye imkanım var. Şu an her şeyi getirebilirsin. İşte Mini Cooper'ı atıyorum. Örnek veriyorum. R'de hard gauge jantlar falan. Yani bunlar çok zor işlerdi. Şimdi de çıkıp birileri araba yapmasın demiyoruz. Yapsınlar ama kendilerinden öncelisi yokmuş gibi konuşup anlatmaları bir garip. Yani işte Laguna'dan örnek verirsek işte Defi saatleri taktığında Hilmi. Defi abi Defi kim bilir ya? Kim bilir abi çıksın söylesin 2004'te Defi kim kaybetmiş ya? Hilmi daha gitti onları Amerika'dan aldı getirdi falan filan. Ki ben iddia ediyorum Hilmi'nin bu işlere yaptığı ettiği işlere. 200 bin dolar parası çarçöp olmuştur. Üstü vardır altı yoktur. Ben şahidi olarak söylüyorum. Gördüğüm kadarıyla. Hulk'u 100 bin dolara mal etmesinden boşver. Sene 2023 olmuş. Hala deposunda hiç yoksa 50 bin dolar 60 bin dolarlık malzeme vardır. Ta o zamandan kalmış. Eritemiyor. Bitmiyor. Sen de çık. 4 tane jant tak. Air tak. Arabayı kaplat. Bu alemin arabacısı benim. Yok ya. Ya bu işler öyle oluyor mu güzel kardeşim? Allah'ını seviyorsan. Yapmayın etmeyin ya. Ki arabacılıkta bu işin hiçbir alakası yok. Bir de dediğim gibi en büyük sorun. Bunlardan önce kim kimse olmadığını düşünüyor. Bu iş öyle değil güzel kardeş. Senden önceki jenerasyon yani 90'lar 2000'ler jenerasyonu o imkansızlıklarla yaptı. Şimdi bir de mesela çıkarmış da helal bası, haram bası falan. Kardeşim bizim babamız zaten seçenek yoktu. Parası olan yay alıp takıyordu. Parası olmayan oksijenle kesiyordu. Üstten de amortisör kulesini oraya kelepçe atıyorduk ki virajda yay çıkmasın yerinden diye. Şimdi buralardan gelmiş adamlar. La sen şimdiki adamlar kalkacak da benimle arabacılık konuşacak. Bak benden kalsın beni boş ver. Arkadaşlarımdan bahsedeyim yani. Güzel kardeşim ben gittim sanayide araba kestik. Düşürdük arabayı. Eskiden liflerin karşıdan karşıya böyle metali olurdu. Düz böyle yer yoktu o. Kablolar üstüne. Arabayı kestik. Liften indik. Arabanın ortası kalktı. O demirin üstüne oturdu. Kaldı araba lifte. Mesela örnek veriyorum. Şimdi biz buralarda bu işlerle uğraştık yani. Sonra o arabanın altına takos koy, üstüne takos koy da liften çıkarmak için 1,5 saat uğraşıyorduk. Şimdi sen gel git sanayiye. Araba mı düşüreceksin? Atıyorum örnek veriyorum. Git Namiştayn'e. 1 saat sonra arabanın düşüyor. Biz çok iyi arabacıyız abi. Bu iş bizden sorun. Babacığım öyle bir şey yok. Yani biz arabanın düşük
sertliği yüzünden 1 kilometre evimize 3 kilometre gidiyorduk. O sokak arasına gir. Hangi sokağında atlama yok, zıplama yok, çukuru yok. Onları ezberle eve öyle git. Sen ne yapıyorsun? Gel bas araba kalksın, bas araba insin. Araba böyle yapılıyor. Araba böyle yapılmaz kardeşim. Araba bizim zamanımızda yapmaya çalışanlar vardı arkadaşlarımız. Biz de uğraştık bir şeylerle. Araba o zaman öyle yapılıyordu. Bu işlerin yani kültür dedik ya, bir işin kültürü olmalı. Bu işin kültürü Bağdat Caddesi'dir. Buranın semtin çocuğu olduğumuz için konuşmuyorum. Zaten ilk videoda da gördün, TRT arşivlerinden görüntüyü almışsın. Bağdat Caddesi 78'de de varmış bu iş. Şimdi sen bana İstanbul'un herhangi bir yerinde 1978 senesinde arabacıların toplandığı bir video çıksın. Vardır işte Topkapı'da, Edirne Kapı'da Tofaşçılar, etiketçi diye tabir ettiğimiz, son dönemde etiket adı verilen etiketçi diye tabir ettiğimiz abiler toplanıyordur belki. Ben gazlama konusundan, yani arabacılık konusundan bahsediyorum. 1978 yılında. Bu arada o videonun olduğu yeri de ben bir yeri kalamış. Görüntü de bu Devlet Mağazası Göztepe E5'miş orası. Tozlu olan yer. Çok eski bir abimizden, o dönemlerin adamından birinden öğrendik. Kültürse, yani bir şeyin kültür olması için zaten bir tabanı, bir zemini olmalı yani. Bir alttan gelmeli. Ve Bağdat Caddesi bunun yeri pis gibi bir yer. O zaman Bağdat Caddesi'de 100 altın varsa büyük adamsın. Yani büyük abi. En iyi araba senin gibi düşün. İşte E30'cular tayfası. O bir önceki jenerasyon. İşte Aga 05. İşte ZZ diye herkesin ZZ'de UT, yani UT o zaman ZZ gelmişti. İlk ZZ'di. Öyle kalmış. Benim hatırladığım 106'dan önce mesela E30 M3, ya E30 M3'ü boş ver. E30'un varsa padişahsın abi. Bu kadar basit. Şimdi konuştuğunda garip geliyor sana. Çünkü niye? Şu an atıyorum M3 bir sürü var. M3'ün bir durumu yok. Veyahut da işte BMW bir sürü var. 4.20 kupesi, 3.20 kupesi olsun olsun, ama o dönemler farklı dönemler. Yani direksiyonu falan nerede bulacaksın abi? Kim? Momo direksiyon falan. Momo jant, süper sprint exhaust falan. Şimdi süper sprint girelim seninle telefondan, ver siparişi gelsin. Yarın sabah kapında. Oğlum nerede bulacaksın abi süper sprint? Kim kaybetmiş sen bu zaman? Spetline jantlar. İşte Instagram'da denk geliyorsun falan. İşte biri oturmuş koltuğa, ben işte oradan bir yürüdüm, buradan çıktım falan. Allah selamet versin kardeşim. Ama yani bu işler öyle olmuyor. Yani oluyor da sen öyle bir anlatıyorsun ki sanki senden başka kimse yokmuş gibi. Olayı böyle anlatmayacağım. Biz nasıl anlatırken bizden önce işte Zeki abi vardı rahmetli, işte Levent abi vardı diye, bunların Spiner, Serkan vardı, Serdar'a bunları söylüyorsak, tanımıyorsam da anlatırken vardır diye. Bu arada şunu da kimse unutmasın. İşte sosyal alemde şu usta iyidir, bu usta iyidir. Bu alemin en iyi ustalarını kimsenin hikayesinde göremezsin. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani şimdi yeni jenerasyona pompalanan bir şey var ya Instagram'da. Ahmet Usta en iyisi. Niye? Sana bedava yaptı çünkü. Yani o yüzden en iyisi diyorsun. Ve bu şekilde kayıyor. Sen bugün yani sen story atarak Savaş Paşoğlu'na iş yaptırıyorsun. Savaş Paşoğlu'na paranla iş yaptıramıyorsun. Paranla. Paranla iş yaptıramıyorsun. Ne storiesten bahsediyorsun? Yani şu anki o piyasadaki herifler gidecek de Savaş Paşoğlu'nun hikaye açacak. Savaş Paşoğlu onun işini yapacak. Ya adam başını kaşıyamıyor kardeşim. En iyi usta, yani yeni jenerasyon arkadaşlara söyleyeyim. En iyi ustalar Instagram hikayelerinde görmediğiniz ustalar. Kendilerinden önce sanki bu iş hiç yapılmıyormuş gibi konuşmaları çok enteresan. İlminin de işte derinliği, bildiğiniz yalanları unutun diyor ya işte yani. Şimdi izliyorsun adamı mesela. Adam neler anlatıyor? Ya güzel kardeşim, sen bugün bebekler bebeği diye lanse edip 1 milyon 2 milyon kişiye hitap ettiğin araban var ya, senin o bindiğin, şu an bindiğin arabanın 10 sene önce bu bilgisayarın içinde canını alırken videolarımız var. Ne anlatıyorsun sen? Gel de ben sana bebekler bebeğimi ne göstereyim? 20 dakika olduğu yerde sıfır çizen arabayı şimdi kalkmış Türkiye'de tek şöyle böyle. Kuzunun olmadığı yerde Keçi Abdurrahman Çelebi hesabı. Bak biz bizden öncesini nasıl saygı duyuyorsak şu dönemdeki arkadaşlar da saygı duyacak. Ben tekim diye bir şey söyleyemez. Söyleyemezsin. Çünkü senin öncen var. Buna saygı duymak zorundasın. Seversin sevmezsin başka bir şey. Mesela Honda arabası. Hulk saçma sapan bir telefonla Özgün Ahmet Hilmi arabayı sürüyor. Öyle bir video çekiyorlar ya. Prodüksiyon yok, hiçbir şey yok. Bir tane cep telefonu. O zaman da ne Allah kerim telefon. Onunla bir video çekmişler. Ya videoyu koydu ya, işte izlenmesini görüyorsun. E 2'de 80'de basarız biz diyor. Şu vitesi de göster ama bekle, dur şu an 3'te. Onu ben 2'ye alacağım ben. Bak 2'ye aldım. Kadran çek 80'e. Bu kanat Türkiye'nin en hızlı kanatlıları için kanka. 2'de 80'de basarız.
Honda'nın neyini konuşuyoruz ya? Honda'dan konuşacaksa birisi bu ülkede. Ben Hilmi'den öncesini hatırlamıyorum. Varsa da yapanlar daha öncesi. Onlara da saygı duyuyorum. Bu başka bir konu ama. Bugün Türkiye'de Honda dediğin araba varsa yanlış bilgi olmasın. Hilmi'nin yaptığı araba yüzünden var. Veyahut da Özgün'ün, Doktor Eko'nun arabası da çok iyiydi. Onur vardı. Onur Yazıcıoğlu'nun. Onun arabası da iyiydi ama Hilmi'nin arabası bambaşka bir noktadaydı yani. Bambaşka bir noktadaydı. Evet. Biz geçiyordu işte. GTR o zaman yeni çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum ben. Çok iyi hatırlıyorum. Dün gibi GTR yeni çıkmıştı. GTR'la yürüttü arabayı. Yani abartmıyorum 4-5 boy. Belki fazlası vardı. Ben abartmamak için 4-5 boy önünde yürüyordu. Ya 15 sene önceden bahsediyorum güzel kardeşim. Kim kaybetmiş? İşte benzin pompasıdır, odur budur. Şimdi hemen Mazda sanayine git. Paran varsa al tak. O zaman nerede? Neyi bulacaksın? Neyi takacaksın? Neyi edeceksin? Yani bu adamlar buralarda bu kadar emek vermiş. Bu kadar iş yapmışlar. İşte o zaman böyle sosyal alem falan olmadığı için bunlar herhangi bir platforma taşınmamış. Sen de çıkacaksın diyeceksin ki işte abi araba işi biz yaparız arabayı falan. Bana öyle geliyor. Mert Ermek'te arada sırada biz de gidiyorduk ama orası E5. Mesela bak hiç unutmadığım orada Unoğlu bir arkadaş vardı. İsmini hatırlamıyorum tabii o karşılığında. Mesela o da Unoğlu'yla mesela o E5'te. O Mert Er E5'ten giderken mesela izliyorduk biz onu. O dönemde mesela onun peşine kimse gidemiyordu. Bak ben hiç tanımıyorum. İsmini hatırlamıyorum. Şimdi bu gerçeği değiştiremez. Biz diyor muyuz kardeşim? Caddeye bizden iyi kimse gidemez falan. Böyle bir şey yok abi. Deveden büyük fil var. Filden büyük zürafa. Bağdat Caddesi bu işlerin doğduğu yer demeyeyim de merkezidir. Kültürüdür. Kültürü olmasa adam kalkıp Bahçeşehir'den 50 kilometre Bağdat Caddesi'ne gelmez. Sizin orada bir şey olsaydı biz gelirdik oraya. Demek ki bizim burada bir şey vardı ki siz geliyordunuz işte. Yeşilköy'ün tayfası işte Anıllılar falan filan çıkıyorlardı. Anıllı o zaman 39M5'i vardı. E39M5'i. O zaman dediğim 2000'den bahsediyorum zaten. E39M5 yani zaten o zaman E60M5 yok. Şimdi sen kalkacaksın Anıllı'na M5'ten bahsedeceksin de işte M5'i ben sürüyorum da şöyle gidiyorum da böyle gidiyorum da. La Fontaine'den masal. Bak şunu karıştırmamak lazım. Abi ne var bunda diyebilirsin. Niye? Bugün işte sene 2023. Sokakta 2022 model 50 tane M5'e denk gelebilirsin. Güzel kardeşim 2000 senesinden bahsediyorum. M5'i nerede göreceksin? Yani yeni jenerasyon arkadaşlar bunu dinlediğinde garip gelebilir. Abi 39 M5'in neyinden bahsediyorsun diyebilirsin de o zaman öyle bir araba yok. Un Hoca örneği gibi. Hatırlamıyorum ismini ama o adam benim o seneden beri hiç gözümün önünden gitmiyor. Gazlaması. Un öyle ya Unu. Un öyle derken adam hor görmü. Uno işte o zaman araba Uno yani. Burak İdeci diyor ya Unom vardı şöyle böyle. Uno abi. Yapacak bir şey yok yani. İsmail Cem Öztürk işte İscem. Onun benim ilk tanıdığımda kompağı vardı. O zaman arabasında işte izotto direksiyon, vites topuzu, çerçevesi, pedallar falan. İsmail o dönemde durumu iyiydi. Şu dönemde zaten biliyorsun bindiği arabaları. Arabacılık sevdası böyle bir şey. Devam ediyor gidiyor. Tabii eskiden doğru uğraşmıyor ama şimdi işte arabasının rengini değiştiriyor. Jant alıyor, egzoz alıyor falan. O dönem mesela onu satıp Z3 kupe almıştı mesela. Araba gece rüyamıza giriyordu ya. Araba çünkü zaten internette doğru düzgün yok. Bir şey de yok. Hani şimdi mesela bir araba hayal ediyorsun. Ne hayal ediyorsun? LaFerrari örnek veriyorum. YouTube'a yazıyorsun LaFerrari. Egzozun deliğine kadar çeken adam var dünyada. Arabanın her yerini görebiliyorsun. O dönem öyle bir şey yok abi. O dönem arabayı gördün mü? Sen uzay mekiği gibi geliyor. Biz de böyle bakıyorduk. Ya şunu söylemeye çalışıyorum abi. O dönemde Instagram gibi bir şey olsaydı veyahut da şu anki sosyal akım o dönemlerde olsaydı ve o adamlar hala bu işlere devam etseydi. Devam etmeselerdi bile öyle söyleyeyim sana. Şu an bu ortalıkta gezen adamların esamesi okunmazdı. Basit söyleyeyim mesela örnek vereyim. O dönem yani uç bir örnek olacak ama anlayın demek istedim. İşte Jeremy Clarkson diye bir adam var. Adamın belki video işlerini bıraktı. O bir kanalda tabii program yapıyordu. Bu başka bir konu ama adam o dönemlerden bu dönemlere gelmiş bir adam. İşte 1991 senesinde efendime söyleyeyim CL'yi deniyor. E30M3'ü deniyor. Onu deniyor. Bunu deniyor. Şimdi bu adam video çekse ne olur? Çekmese ne olur? Sen bu adamın yanında ne konuşabilirsin? O dönemden bu döneme gelmiş adamlardan bahsediyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim dönemimizde böyle bir imkan olsaydı, şu anki imkanlar olsaydı o dönemin adamları şu an hiçbir şey bile yapmasalardı. Geçmişte çektiği videolarla şu an bu ortalıkta gezenlerin hiçbiri böyle konuşamaz. Arabacılık tabii başka bir noktadan başka bir noktaya geldi. Zaman bunu getirdi. Yapacak bir şey yok ama burada gerçekleri unutmamak lazım. İşte fotoğraf çekme işleri mesela. Belki vardır yine söylüyorum ama iyi fotoğraf çekme işi mesela Emrah Taş'tan da gördü herkes kardeşim. Yani bunu değiştiremez. Emrah Taş'tan tripodu koydu. Sahile çekti arabaları. Fotoğrafları. Öyle bir fotoğraf daha önce ben hiç görmedim. Çeken vardır bilmiyorum. Özür diliyorum varsa da ama ben bu işi Emrah Taş'tan da gördüm. Örnek veriyorum. Hatta iki gün burada bugün konuştuk da çocuklarla. Bu işi abi gerçekten Emrah abi başlattı diyor. Şimdi bunun önüne geçemezsin abi. Hani sen şimdi ne yapıyorsun? İşte bilmem ne medya. Ahmet medya, Mehmet medya. Bu işte tek falan. Ya adam güzel kardeşim. Bu kadar Nikon makineyle çekiyordu onu. D70 miydi? S70 miydi? Hatırlamıyorum ne oldu. O fotoğraf makinesi o dönem işte 12 megapikseldi. Şimdi telefon 48 megapiksel. Anladın mı ne demek istediğimi? Oralardan buralara gelmiş işler. Bağdat Caddesi tayfası iyi arabacıların. İş
işi bilenlerin, araba kültürü olan insanların yeriydi. Çok da güzel senelerdi. Baktığında çok uzun bir dönemimiz orada geçti. Yani gece ben 2'de eve gidiyordum. Annem bir şey mi oldu, niye geldin diyordu yani. Gece 2'de eve girdiğimizde hani sanki başımıza bir şey gelmiş de bir şeyden kaçtık da eve geldik falan zannediyor. Her sabah 4'te 5'te eve git. Akşama kadar yat. Akşam kalk 4'te 5'te. Marifet gibi anlatmıyorum da öyle bir hayatımız geçmiş. Yapacak bir şey yok. Yine 2000 seneleri falan drak işleri böyle. Biz yeni yeni drak olayını çözmeye çalışıyoruz. O zaman Pendik sahil yolu Green Park'ın orada bitiyordu. Biz de caddeden işte toplanıyoruz 20-25 araba. O Green Park'ın oraya, şimdiki Green Park'ın oraya gidiyoruz. Yol orada bitiyor. Yolun orada bittiği için de Pendik'ten sonra o tarafa çok araba gelmiyor yani. Trafiğe kapalı alan gibi düşün. Gidiyoruz oraya. Birisi arabaya biniyor. Yani kalabalık arabaların olduğu yerden birisi arabasına biniyor. Arabanın kilometresini sıfırlıyor. 400 metre gidiyor. Orada arabasını durduruyor. Yani kalabalıktan başlayacak direkt 400 metreye öyle ölçüyoruz. Öbür arabanın o araba neredeyse 400 metre orası hani. Oraya kim gidecek diye. O zaman tabii orada yine yerleşim vardı. Böyle 40 dakika 45 dakika sonra kesin polis geliyor. Kesin. Gelmeme ihtimali yok. Zaten birisi polis geliyor dedi mi herkes arabalara hızlı bir şekilde biniyor. Hatta bazen arabaları karıştırıp işte mesela 106 3-4 tane var. Aynı renk olanlar da var. O onun arabasına biniyor yanlışlıkla. Onun arabasına biniyor. Öyle olaylar da yaşandı. Sonra kaçmaya devam ediyoruz. Sonra bu arada mesela Özkan vardı bizim. Drag içinde mesela Özkan çok iyiydi. Ahmet'in yaptığı virajı Mehmet yapamazdı. Mehmet'in drag yaptığı gibi Ahmet araba kaldıramazdı. İşte trafikte gitme konusunda atıyorum başka birisi vardı. O trafikte çok iyi giden de drag yapamıyordu veyahut da viraj yapamıyordu. İşte müdür Özgür Clio Sport'u aldı. 172 beygir. Özkan'da da 106 GTI var. TS 6815 plakası. Hiç unutmuyorum. Özgür'le Özkan kalkıyor. Özkan'ın arabası stok 106 GTI. Adamın arabası 172 beygir. Clio Sport. Özkan 3 kere deniyorlar. Özgür'ü geçiyor. Arabaları değiştiriyorlar. Özgür 106'ya geçip Özkan Clio'ya geçiyor. Özkan bu sefer kendi arabasını tabiri caizse don lastiğe diyor. Fenerbahçe'ye giriyorum. Trafik var inanılmaz. Tesadüf kafenin oraya gideceğiz. İşte herkes orada zaten. Ben de böyle trafik var. Motorla evet. Arabalar park eden arabalarla o tek şerit trafiğin arasından gidiyorum. Baktım Kenan orada duruyor. Ben de o zaman G80 600'ün 20. yıl üretim bir motoru vardı böyle mavi seleli falan o var. Ben de Kenan'ı gördüm durdum ve ne yapıyorsun ne diyorsun? Yani gelecek zaten de işte selam vermek için öldürdüm. Kenan dedi ki kanka dedi Allah'ını seversen motoru ver ben gideyim dedi şeye. Tesadüfün oraya. Kenan da öyle çok yani motor sürüyor ama yani öyle çok şeyi yok. Motorcu geçmişi yok. Ben de normalde malımı kimseye vermem. Kenan da vermez. Kenan bana malını verir ben de ona veririm yani. O konuda hala da öyleyiz. Şu anda da mesela Kenan'ın arabasını çok vermez kimse yani. Ben şimdi gitsem alırım altından arabasını. Neyse aldı. Motora bindim. Ben dedim Kenan bak Kenan. Tesadüfe git. Oradan dedim ileri gitme. Yani devam etme. Yok kanka yok dedi. Ben de oraya kadar gitsem yeter dedi. Heves de var. Yaş da o zaman genciz. Tamam dedi. Ben de Mini Cooper'a bindim. O işte yapılı olan mini işte hard kejantlı Cooper'a. Ümit Keskin'in eski arabasına. O da motoru aldı. Ben ufak indim Fener'e. Arabayı park ettim. Aşağı bindim. Kenan yok. İşte amca çocukları var onun. Mustafa falan var ya bizim. O var. İbo var falan. Dedim ki Kenan nerede? Kanka dedi demin şurada dedi motorla duruyordu dedi. İki kız arabayla geçiyorlardı. Sağda oturan kız el salladı. Kenan dedi motora bindi. Kızların dedi peşinden gitti. İyi dedim ne yapayım yani el gitti de yapacak bir şey yok yani. Arasan duymaz çünkü motorun üstünde. Bir de ne diyeceksin yani arayıp motorumu getir diyecek halin yok yani. Mustafa'lar sahil tarafında oturuyor. Ben de karşı tarafta oturuyorum. Bir arkadaşım var onunla beraber. İşte nargile falan söyledik. İçiyoruz falan. Tabi o zaman da nargileler normal nargile böyle. Kavun işte öyle şeyler. Kavun, elma falan filan nane. Yok Lady Killer'lar, Miller'lar saçma sapan bir şeyler diyorlar ya şimdi. O zaman öyle şeyler yok. Renkli şişeler falan öyle ışıklı mışıklı şeyler yok. Aradan bir 10-15 dakika geçti. Mustafa karşıda sahilde oturan amcasının oğlu ayağa kalktı. Elinde telefon. Yürkan diye bağırdı. Ben de kalktım. Ne oldu dedim. Kenan dedi kaza yapmış dedi. Arabaya bindik. Mustafa'nın arabaya. Onda da o zaman bir tane E60 5.30 var. Kalamış'tan işte Göztepe Parkı'nın orasına 10 dakika sürer. Bana 1,5 saat gibi falan geldi. Düşündüğüm tek şey inşallah diyorum Kenan yaşıyordur. Yani motor falan hiçbir şey umurumda değil. Bir gittik Kenan yerde yatıyor. Üstüne gazete falan örtmüşler. Tövbe tövbe estağfurullah. Üstüne gazete falan örtmüşler. Mustafa da geldi açtı gazeteyi. Kenan da böyle yatıyor. Ambulans bir yandan geliyor onu bekliyoruz falan. Sonra diyor Kenan diyor öyle sesleniyor ses yok. Kenan diyor ses yok. Sonra diyor ki Kenan Allah belanı versin falan diyor. Hani ses versin diye herif şeyde yani. Çünkü ben
Biz şoktayız zaten. Sonra baktım Kenan'da böyle bir hareketlenme oldu. Telefonunu falan sordu. Dedi telefonunu sorunca dedim ki tamam bu hani daha önce kaza motosiklette kaza yapmış kişileri çok gördüğüm için arkadaşlarımı. Sonra telefonu falan sorunca dedim ki tamam kanka hiç oynatmayalım bunu. O ara ambulans geldi. Ambulansa koyduk. Florence Nightingale'e götürdüler. Kızı toprakta. Kenan da biliyorsun doğulu. Ailesi kalabalık. Biz de ailesine haber vermemeye çalışıyoruz ki hastaneye birbirine karışmasın diye. İşte ilk müdahale edildi falan. Mustafa da diyor ki bana kanka diyor bunun hiç anasını babasını hiç aramayalım. Bunu diyor hemen burada diyor yaptıralım. Sanki araba. Yaptıralım bunu diyor. Buradan çıkartalım diyor. İyi dedim abi. Baksınlar da falan. Doktor çıktı işte ilk müdahale. Ondan sonra dedi ki işte yarın sabah dedi ameliyata alacağız. Omuzunda bir kırık var dedi. Birazdan odaya çıkacak dedi. Siz dedi buranın dedi acil servisinde de ödemesini yapın. Ondan sonra dedi yukarı alacağız. İşte ödeme yapacağız gittik. O zamanın parası yalan olmaz. Ya 6000 lira mı dediler? 6500 lira mı dediler? Ya büyük para yani. Çok büyük para. Mustafa şimdi 6500 lira duyunca böyle yaptı. Kanka dedi hemen dedi bunu abisini arayın dedi gelsinler dedi. Biz dedi bunlar bu işin içinden çıkamayız dedi. İşte ameliyat falan oldu. Omzuna platin takıldı. Ya yanlış hatırlamıyorum 22 bin lira mı 23 bin lira mı ne? Para ödedi hastaneye yani. Bu arada tabii haber tez yayıldı. Yarım saat sonra hastanenin önü sanki Kurtlar Vadisi'nde Çakır ölmüş gibi 20 tane Range Rover, eskaladeler falan geldi herkes. Turan abi de abisi bana diyor ki buna diyor motoru kim vermiş diyor. Bana soruyor. Hani motoru buna vereni arıyorlar. Hani bu işe kim sebep oldu? Ya vallahi bilmiyorum ki abi dedim ya. Bizim dedim. Bilmiyor musun dedim abi. Saçma sapan bir çocuklardan biri vermiştir dedim abi. Dedi ki onu bana bul dedi motoru kim ver. Tamam abi ben dedim gideyim onu bulayım. Mustafa dedim ki ben gidiyorum. Burada dedim işler karışacak. Ben bu arada motora falan hiç bakmadım. Sonra hastaneden çıktım. Polisi aradık. Polis dedi ki biz dedi motoru aldık şeye götürdük. Kuşdili otoparkına. Motor Kenan'ın altından çıkmış, kaymış, gitmiş 150 metre ileride bir tane Toyota Corolla mı ne öyle bir arabanın altına dalmış. Motor perperişan, bitik halde. Götürmüşler şeye, Kuşdili Otoparkı'na. Bir de orada polis çekicisiyle götürmüşler. Polis çekicisine de böyle elma sandığı gibi atmışlar motoru falan. Ne dersen de gerçeği değiştiremez. Şimdi artık işte senin bildiğin kimsenin tanımadı. İşte Ali Koç. Sen Ali Koç da abi nereye gidiyoruz ya? Ali Koç yeni jenerasyon. Eskiden bahsetmiyoruz yani. 90'lar falan değil. 2000. 2010'lar falan sonrası. Yani kimse bilmez adını sanını. Varsa kendinize güvenen. Hani konuşuyorlar ya biz şöyle gideriz buradan geçeriz. Şuradan zıplarız oradan hoplarız. Varsa kendine güvenen. Gelsin bir Ali Koç için yanına otursun. Gazlansın demiyorum. Bunu teşvik etme açısından söylemiyorum. Yani burada biraz önce dediğim gibi işte diyorum ya kuzunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi. Şu anki de piyasada çok iyi bilinen, çok iyi tanınan, çok iyi araba süren, sürüyorum diyen birçok kişinin de ismini bildiği kişi Ali Koç Yiğit'i görünce yolunu değiştiriyordu. Ben buna şahidim. Yani Ali Koç Yiğit ön plana çıkmak istemeyen, gözükmek istemeyen, kendi halinde bir adam. Sinir bozucu derecede sakin araba kullanırken. Televizyon izler gibi herif 200'le makas atıyor. 220'le makas atıyor. Tam sağ tam sol çekiyor. Bir de saçma sapan arabalarla. Yani böyle hani yapılı falan işte amortisörü, kule gergisi osu busu olan arabalardan bahsetmiyorum. Standart mesela. Atıyor annesinin Q7'siyle. Q7-200'le oradan oraya çekiyor. Orada. Şimdi konuşuyoruz hayal gibi geliyor. Kardeşim ben şimdi gördüğümü mü inanayım? Senin bana yapacağın yoruma mı inanayım? Ben gördüğümü anlatıyorum. Mustafa mesela 5.30'da akıl almayacak şeyler yapıyordu mesela. Baktığında işte bu dönemde işte yok şu açı verdim bu açı verdim diyor ya E60 5.30'da ne yani açı verebilirsin de şimdi anlattığın zaman böyle hayal gibi geliyor da Mustafa önümüzde giderken düz yolda önümüzdeki bir yerden çıkmasından bahsetmiyorum. Böyle 7-8 kere arabanın tam sol yanını tam sağ yanını görebiliyorduk mesela. İşte ben influencer'ım. 1.5 milyon kişi izliyor beni. Kim izliyor? 15 yaşında çocuklar. Hangisi gelip bu ustada iş yaptıracak? Çocukların arabası yok ki. Veysel Usta yaptı. 8 silindir kanalına yaptı. 8 silindir kanalının takipçisiyim ben. Niye? Ben birebir tanımıyorum kanalın sahibiyle. Hiç alakam yok ama bizim tarzımızda adamlar hitap ediyor ve biz zaten Veysel Usta'yı tanıyoruz da onun çektiği videodan Veysel Usta'ya gidecek halim yok ama şunu demek çalışıyorum. Adamın yaptığı reklam yapıyorsa da doğru bir reklam doğru bir yere yapıyor. Atıyorum örnek veriyorum. İşte sen geçen gün Onur'un yaptın mesela. Onur doğru bir örnek. Niye? Adamın yaptığı iş belli. Ama bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bunlar için adamın ne iş yaptığının hiçbir önemi yok. Nasıl yaptığının da bir önemi yok. Çünkü arabası zaten gelip geçici bir araba. Arabayla bir bağı yok. Hemen air'ını falan yapayım folyo film. 300 liralık arabayı 500 liraya satayım. Adamın derdi o. Yani iyi mi yapılmış kötü mü yapılmış? Orasını mı temizlemişler, burasını mı temizlemişler? Umurunda değil. O zamanlar tabii hep böyle bir yer arıyorsun. Polisin gelmeyeceği, rahat rahat bırak yapabileceğin yerler keşfetmeye başlıyor. O zaman hatırlamıyorum. Birisi dedi kalk dedi ki Sabiha Gökçen dedi. O zaman havalimanı inşaat halinde. Sabiha Gökçen orada dedi çok güzel dedi bir yer vardı. Kimse de yok dedi etrafta. Dedi ki oraya gidelim. Yine Bağdat çıktık caddeden 20-25 araba. Şu an mesela bir tünel yaptılar ya böyle içinden geçiyor. O tünelin olduğu o düzlük var ya. O düzlük hafif de eğim var yukarı doğru. 400 metreyi de o zaman o üst geçidi yapmışlardı Sabiha'nın
yani altından geçti mi dönüyorsun, Sabiha çıkıyorsun. O tünelin içi de bittiği yer 400 metrenin. Gittik bir hafta iki hafta çok güzel. O zaman tabii oralarda yerleşim falan da yok. Kafamıza göre takılıyoruz. Gelen yok, giden yok. Oraya da jandarma bakıyormuş. Biz tabii bilmiyoruz. Jandarma geldi. Jandarma geliyor diye birisi bağırdı. Millet arabaya bindi. Yol da yukarıya doğru gitmiyor yani. Otobana doğru gitmiyor. Aşağı doğru, sahile doğru açık yol. Yani sahil dedin, sahile bağlanmıyordu o zaman. E5'e bağlanıyordu sahil. Abi oradan aşağı doğru herkes bindi arabasına, tam gaz gidiyor. Jandarma Kaynarca Sapan oraya bildiğin bir tane tır, orada gümrük liman var ya, bir tane tırcının birine söylemiş. Herif tırı böyle enlemesine yola çekmiş. Biz de yukarıdan aşağı hesapta kaçacağız. E5'e dalacağız. O akşam Özgür mesela vardı, çok iyi hatırlıyorum. Bir tek Fatih çok iyi. Onlara da sorabilir. Abi durduk. Durduk derken duracaksın yani. Yapacak bir şeyin yok. Birkaç kişi terse döndü. Yani jandarma arkadan geliyor. Biz aşağı doğru gazlıyoruz. O zaman jandarma ya, transit minibüs de geliyor peşinden. Nereye gelecek adam? Arada bir mesafe açıldı yani. Ama biz tabii tırı görünce herkes durdu. Şimdi anlattım, film hikayesi gibi geliyor da bunun o gece orada olanlar çok iyi hatırlıyordu. Hiç unutmadığım hikayelerden biridir ama tabii o gece geldi, herkesi bağladı. Sonuçta biz milliyetçi köken bir ailede büyüdük. Kimsenin hiçbir işten, bu vatanın evladı, bu vatanın, bu bayrağı seven hiç kimsenin kullanılmasını hiçbir konuda istemeyiz. O yüzden böyle bir sistemimiz var. Kimse yanlış bilgiye ulaşmasın. Kimseden kimse nemalanmasın. Doğru bilgi varsa eyvallah, varız. Yoksa da yokuz. Çünkü bu işlerde başka şeyleri de görüyoruz biz. Çok büyük firmaların mesela, hadi Ahmet'i Mehmet'i boş ver, hani sanayideki ustayı kandırdın, hikaye attın, story attın falan. Çok büyük firmaları görüyoruz. Büyük otomobil firmalarını görüyoruz. Reklam için bu adamları kullanıyorlar. Bence biraz dikkat etmeliler bu işe. Çünkü reaksiyon alma işi şöyle. Yemekten örnek verirsen daha iyi anlarsın. Şimdi sen Vedat Milor bana bir yere öneriyorsa ben giderim. Niye? Vedat Milor'un zaten işi bu kardeşim. Adam 30 senedir yemek yiyor. Yani buna kötü diyorsa, mesela bir şey tadıyor, kötü diyor ya, onun zaten iyisini bırak Türkiye'yi, yurt dışında da yemiş. Yani bir şey iyi veya kötü men için bunun genelini biliyor olman lazım. Bir kültürün olması lazım bu konuyla alakalı. Ama bakıyorsun Vedat Milor gibi bin tane adam var. Doğru mu kardeşim? Ben niye gurmeyim? Herife bakıyorsun 3 sene önce muhasebeci. Oğlum sen nereden geldin? Ne yaptın? Ne ettin? Yani nerede ne yedin? Bir şey yiyorsun, iyi diyorsun. Nerede? Bunun kötüsünü nerede yedin ki sen ya? Bu iş de aslında böyle. Yani bugün ben atıyorum büyük bir firmanın CEO'su olsam, sosyal mecrada bir araba tanıtmaktan, yeni bir otomobili tanıtmaktan bahsediyorum. Yeni bir araba çıkmış, tanıtmaktan bahsediyorum. Abi bu ülkede Saffet Üçüncü diye bir adam var. Yani bu adamı kullanacaksın. Benim görüşüm bu. Veyahut da ona volümün yetmiyorsa da bu işi araştıracaksın. Şimdi sen Burak Erten mesela. Abi birçok adam Burak Erten'le araba konuşamaz. Konuşamaz abi. Konuşamaz. Ben iddia ediyorum, konuşamaz. Yani araba işini verirken, kitleyi verirken doğru adamı seçmek önemli olan. Yani burada Vedat Milor'un ben söylediği 50 tane yere gittim. 50'sinde de memnun kaldım. Burak Ertem'in söylediği yere de gitsem memnun kalacağıma eminim. Veyahut da senin örnek. Çünkü seni de biliyorsun, nerede, çocukluğundan beri tanıyoruz. Az çok senin arabacılığını da biliyoruz. Nasıl yetiştiğini de biliyoruz. Bir kere baban var duaya bu işte. Arabacının içinden gelme bir adam. Baktı mı neyin ne olduğunu anlayan bir adam baban. Öyle bir babanın evladısın. Neyin eksi, neyin yan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kötü bir şeyin sana ben reklam yaptırabileceğine inanmıyorum. Açıkçasını söylemek gerekirse. Veyahut da senin bunu kabul edeceğine de inanmıyorum. Sen bildiğin, tanıdığın, ettiğin kişilerle bu işi yapacağını biliyorum. Yani seni izleyen kişilere şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bir atağın varsa senin bununla alakalı, bunun doğru olduğuna biz inanıyoruz. Seni tanıdığımız için, nereden geldiğini bildiğimiz için. Yani biraz önce işte herif gurme, üstten önce muhasebeci diyor. Sen atağın araba, atağın oldu olası araba zaten. Ya yani atağın üstten önce muhasebeci değildi. Yani ha dur ya, YouTube'da şey var da dur bende bir kamera. Böyle bir şey değil. Atağın oldu oldu. Zaten arabalarla uğraşıyordu. Hatta 15 yaşındaydı. Arabayla uğraşıyordu. Bu yaşına geldi, arabayla uğraşıyor. Yani daha dün bambaşka bir yerde bambaşka işler yaptığını kendi ağızları söyleyen adamlar bugün arabacılıktan bahsedip arabacı işinin de duayeni olduğunu iddia ediyor. Bu iş böyle bir iş değil. Kimse sapla samanı birbirine karıştırmasın. Benim anlattıklarımda üstüne alınan arkadaşlar varsa, izleyenler varsa, adım Gürkan, soyadım Dağlar, Instagram'a yazsınlar. Mutlaka beni tanıyan bir arkadaşları vardır. İlk önce o arkadaşlarına beni sorsunlar. Ondan sonra görüşmek istiyorlarsa istedikleri yerde görüşebiliriz. Soruları varsa bana, abi sen bizi mi kastettin diye. Onları da kastediyorsam hiç korkmasınlar. Suratlarına evet kardeşim seni kastediyorum derim. Her işinde başarı diliyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelir, daha iyi noktalara gelir. Bizim zamanımızda tabii böyle şeyler olmadığı için kaydedemedik. Yoksa geçmiş hikayelerimizde işte Esfirajına gelen Çevik Kuvvet otobüsü de şu an geçmiş hikayelerimizde gözüküyor.
gözükürdü. İşte S virajını sulayan belediye arabasıyla da hikayelerimiz gözükürdü. Şimdi konuştuğun zaman biraz böyle hayal ürünü gibi geliyor ama belediye aracının sulaması yüzünden kaza da yaptı. Çünkü yaz günü düşün. Göztepe tarafından geliyorsun sahilden. Tam gaz geliyorsun. Ya S virajının ıslak olma ihtimali yok. Yaz çünkü 10 gündür yağmur yağmamış. Adam çekmiş abicim çimen sulama arabasını polis. Elinde böyle hortum. Böyle S virajını durmadan suluyor. Sen de oradan yavrum geliyorsun. Virajına bir giriyorsun. Finito.